Osman, kolay gelsin. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, size nasılsınız? Çok şükür valla, ben de iyiyim. Bu pizza yapıyorsun hem de çarşıda. Evet. Çarşı esnafına mı satıyorsun? Tabii ki. Çarşıda böyle pizza yiyenler mi var? Nasıl? Muhakkak. Nereden aklına geldi pizza yapmak? Talep vardı. Talep vardı yani. Pizza yiyeceğiz biz diye isteyenler mi var? Pide yapıyordun aslında. Pideci misin? Biraz daha yok, hayır. Ne iş yapıyorsun? Ha, aşçısınız. Maşallah, kaç yıl oldu buraya açalı? Şu anda 4. yılımız. Fiyatlar da çok uygun yapıyorsun. Fiyatlar da çok uygun. Bana bir tane, ben böyle şey istemiyorum. Salam, sosis istemiyorum içerisinde. Tabii. Bana böyle sucuklu, tamam, bol kaşarlı, domatesli, tamam, biberli yaparsan. Tamam. Nasıl yapıyorsun? Hamurunu... Hamuru bu mayalı yani, bir hamur oluyor değil mi? Mayalı, pizza yumurta hamuru. Koyuyor musun içerisine? Tabii, yumurtası var, sütü var, zeytinyağı var. Biraz dinlenmesi gerekiyor adam bu yapınca. Sucuğu hangi marka kullanıyorsun? Hemen göstereyim efendim, dana eti. %100 dana. Şurada malzemeyi gösterebiliriz. Mazlum Efe. Yani bu bildiğin bir marka herhalde. Ha, bildim, yaklaşık 4 yıl oldu. Kasap sucuğu tadından da kasap kadarıyla. Sucuğu. He, kasap sucuğu. Tamam. İnternetten firma ismini girip orada görebiliriz. Kalitesine. Bu 8 liraya vereceksin yani, evet, bunu efendim. Bana. Bedavaya veriyorsun onu. Yani bir kişi rahat duyar bununla. Rahat. Yani süt içerikli olduğu için, zeytinyağı içerikli olduğu için doğrucu kesim şeyi var. Şimdi efendim kaşar. Domates koyarsan. Biraz domates. Kaşarı zaten içinde. Biber mi istedim, tartacağız. Biber ister misiniz? Biber de koy abi. Tamam, mantar isterseniz. Ve mantar da olur. Ya niye biliyor musun? Bu sosisle salama güvenemiyorum ya. Piliç sosisle. Eve de koymuyorum. Evet. Kendim yemiyorum yani. Piliç de olduğuna şüpheliyim. Aynen öyle. Piliç de olduğuna şüpheliyim. Adı piliç. Bu şeyde efendim. Çok güzel. Kekik falan koymuyorsun isteğe göre. Bu en üstte kekikle fesleğimiz var. En üstte serpeceğiz. Tamam. Kızartalım. Yani şurada ben fiyat listesinde bir şey gördüm. Evet. Dedim ki niye böyle pahalı diye düşünüyorum. Bak şurada 5 diyor mesela. Küçük boy pizza 50 lira. Ben de sandım. Küçük boy pizza nasıl 50 lira diyorum. 5 tane küçük boy pizzayı mı 50 liraya veriyorsun? 2 tane cips veriyorsun. Tabii. 2,5 liraya kola. Yani 5 tanesi herhalde bir 5 kişiyi öresiye doyurur. Tekstilciler çevremizde olduğu için toplu tüketme. Onlara gönderiyorsun. Tabii. Tamam. Tamam abi. Sonra girin efendim, bir 10 dakika. 10 dakika içinde hazır. Önce şurada 270 gram. Şey, 270 derecede. Derecede pişiyor. Tabii. Yani harika. Ya helal olsun valla, sen bunu burada tutturmuşsun ya. Çok zor bir iş. Köken olduğu için. Değil mi? Ha, kebap olur, döner olur. Ama pizzayı tutturabilmek zor bir şey. Tabii. Kaç tane yerine satabiliyorsun söyler misin? Yaklaşık 100'ü buluyor şu anda. 100 tane satıyorsun. İşte düşük, düşük olduğu halde böyle. Yani 100'ü buluyor. Maşallah. Allah'ın esirgesi. Birkaç dakika daha ister misin? Birkaç dakikası daha var. Şu kızardı. Malzemelerin hep kalite kullanıyorsun. Abi, hiç kötü var. Bir şey yok. Böyle haberli gelinirse o zaman bu karidesli dedin, jambonlu dedin. Onlar istersen bu civarda onlar biraz pahalıya geldiği için. Ama istersen ben yapabilirsin bunu. Tabii ki yani müşterimiz bazen getiriyor, gönderiyoruz yani karidesli oluyor. Ben mesela şeyi çok severdim. Ton balıklı, üzeri böyle bol sarımsak da konuluyor. Tabii. O da çok güzel. Soğanlı, sarımsaklı, mısırlı çok güzel oluyor. Tereyağı ve sıvı yağ karışımı. Kekik tersten ister misiniz? İsterim. Çocuk düşmedi şu an. Düşmedi, alışsın. Olur, acı da olur. Bir şeyde canlı canlı. Harika görünüyor ya. Bildiğin ilaç yaptın ya. Vallahi bu 8 lira yani. Evet. Çok güzel. Ellerine sağlık ustam. Allah razı olsun. Hemen senin söylemen, turşu, keçi